Mimari birimleri kullanmak. Mimari ölçülerle tasarım yapıyorsanız, ölçü değerlerini girerken dikkatli davranmanız gerekmektedir. Bu derste uzunluklar için uygun formatta mimari ölçüler girmeye değineceğiz. Ekranda bir yüksek okulun yatakhane zemin planı bulunmaktadır. Ve bu plan mimari değerler girilerek oluşturulmuştur. Bunu Drawing Units diyalog kutusuna bakarak görebilirsiniz. Application yani uygulama menüsünü açın. Aşağı inerek drawing utilities yani çizim araçlarına gelin ve ardından units yani birimleri seçin. Gördüğünüz gibi bu çizim architectural yani mimariye göre ayarlanmıştır. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra iletişim kutusunu kapatın. Şimdi mimari ölçüler kullanarak bu yatak odasını yeniden çizeceğiz. Biraz yakınlaştırarak işe başlayalım. İlk olarak ekranın sol tarafındaki dikdörtgenin aynısını sağ tarafa çizeceğiz. Bu derste mimari birimlerle fit ve inç değerlerini girerek çizimler yapacağız. Türkiye'de ölçü birimi olarak çoğu zaman santimetre ya da milimetre kullanılmaktadır. Ancak yurt dışında bu birimlerle sıkça karşılaşılmaktadır. Bu yüzden bu birimlerle çizim yapılmasının bilinmesinde de fayda vardır. Bir fitin 30.48 santimetreye, bir inçin de 2.54 santimetreye eş değer olduğunu unutmayın. Bu şekil iki kişilik bir yastığı temsil etmektedir. Bu yatağın standart ölçüleri 6 fit 3 inçe 3 fit 3 inçtir. Bu yaklaşık 190 santimetredir. Şimdi line yani çizgi komutuna tıklayın. Şimdilik duvarla yatak arasındaki mesafe ile çok fazla ilgili değiliz. Şimdi bir başlangıç noktası seçin ve kusursuzca çizmek için durum çubuğundan orta modunu aktifleştirin. Artık ilk ölçüyü girmeye hazırsınız. 6 yazdıktan sonra kesme tuşuna basın. AutoCAD bu karakterle fit değeri girildiğini anlayacaktır. Sonra tırnak sembolüyle 3 olan inç değerimizi girelim. AutoCAD bu karakterle de inç değeri girildiğini anlayacaktır. Şimdi çizgi parçasını bitirmek için Enter tuşuna basın. Şimdi imleci sola doğru çekin ve mesafe olarak 3 fit 3 inç değerini girin. Bu yaklaşık 90 santimetredir. Sonra da imleci yukarı doğru çekerek 6 fit 3 inç değerini girin. Dikkat ederseniz bir mimar kağıt üzerinde değerleri nasıl yazıyorsa biz de benzer şekilde çizim alanına giriyoruz. Enter tuşuna basarak çizgi parçasını bitirin. Ardından sağ tıkladıktan sonra close komutuyla şekli bitirin. Çizim tamamlanmıştır. Şimdi yatağın hemen sağ tarafındaki şekli çizmeye başlayalım. Bu şekil bir sandığı temsil etmektedir. Boşluk tuşuna basarak son kullanılan komut olan çizgi komutuna geri dönün. Hatırlarsanız boşluk tuşu son kullanılan komutu aktif hale getirmek için kullanılıyordu. İlk olarak bir başlangıç noktası belirleyin. Bu şekli saat yönünün tersine doğru çizmeye başlayalım. İlk ölçüyü 2 fit 6 inç olarak yazıp devam edin. Sıradaki ölçüler ise tam ve kesirli değerlere sahiptir. Eğer ince ve hassas bir durum varsa burada dikkatli olmalısınız. Mesafe değerini girmek için 1 fit 7 tire 5 slash 8 inç yazın. Tam sayı olan inçlerle kesirli olan inçler arasına tire karakteri koyulduğuna dikkat edin. Bunu yapmak zorundasınız. Çünkü aksi takdirde AutoCAD bunu 75/8 şeklinde tamamen yanlış algılayacaktır. Çizgi parçamızı bitirmek için enter'a basın. Sağa doğru gelin ve 2 fit 6 inç değerini girip enter tuşuna basın. Şimdi kapatma işini close komutuyla değil de değerleri elle girerek yapalım. İmleci yukarı çekerek Mesafe olarak 1 fit 7 tire 5 8 inç değerini girin. Enter ile çizgiyi tamamlayın. Son olarak komutu iptal etmek için Escape tuşuna basın. Tam sayı inçlerle kesirli inçleri tire işaretiyle ayırmanız gerektiğini asla unutmayın. AutoCAD'de mimari ölçüleri girmenin kolay bir yolu da bulunmaktadır. Eğer inç değerlerini giriyorsanız tırnak işaretini kullanmanıza gerek yoktur hiçbir belirteç karakter girmeden değer yazarsanız AutoCAD bunu inç olarak algılayacaktır. Şimdi sandığın üstünde lambayı temsil eden şekli oluşturacağız. Panelde Circle yani çember komutuna tıklayın. Çember için merkez bir nokta belirleyin. Çemberin yarı çapı için 5 1 slash 8 değerini yazın. Kolay yol olarak tırnak işaretini girmeden Enter tuşuna basın. AutoCAD inç kullanıldığını varsayarak değeri atamıştır. Gördüğünüz gibi mimari ölçü birimleri kullanmak çalışmaya ekstra bir iş katmaktadır. Ancak AutoCAD'in değerleri nasıl istediğini anladıktan sonra değerleri vermek oldukça kolaydır.